Selam aleyküm değerli kardeşim. Aleyküm selam. Selam abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Sizi uzun zamandan beri tanıyoruz. Her sene gidip geliyoruz. Ama izleyicilerimizin tanıması açısından sizi bir tanıyalım. Aykut Ağuluç, Tavada Tavuk'un hem müdürlüğünü hem de ortaklığını yapıyorum şu anda. Iğdır'ın en popüler yeri Vali Yolu'ndayız. Lezzetlerimizle bütün halkımıza hizmet sunmaktayız. Iğdır'ın neresindensin? Iğdır'ın Obaköy'ünden. Iğdır'da mı yaşıyorsun? Iğdır'da merkezde yaşıyorum şu anda. Vali Yolu çok canlı. İnsanlar burada sosyalleşiyor. Bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla. Bu yılın 12 ayı mı böyle? Hemen hemen 12 ayı böyle. Yazında gurbetçilerin gelmesiyle daha da canlı oluyor. Sağ olsunlar, onlar da başımız gözümüz üstünde yerleri var. İnsanlar memnun değil mi? Gayet memnun. Gayet memnun. Biraz pahalılıktan dolayı şikayetçi olanlar var tabii ki. O da hani malum Iğdır Vali Yolu deyince kiralar yüksek. Yani biraz da fiyatlar da yüksek oluyor haliyle. İnsanlar memnun, gidip geliyorlar. Ben dün de geldim buraya, bugün de. Allah çarşınızı pazar etsin. İnşallah, teşekkür ederim. İnsanlar memnun oluyor. Mesela Iğdır'da yaşayan vatandaşlar mı daha çok geliyor, yoksa dışarıdan gelen gurbetçiler mi? Doğrusunu söylemek gerekirse açıkçası dışarıdan gelenler. Meraklı olanlar mesela hani gurbetçiler, dışarıdan gelen yabancılar namını duymuşlar Iğdır Vali Yolu'nun. Hani bir gidip ziyaret edelim nasıl bir yer diye. Ondan yabancılar daha çok geliyor. Şimdi Iğdır Türkiye'nin 81 vilayetinden bir tanesi. Özelliği de zaten 3 tane ülkeye aynı anda sınır olan bir yer. Şimdi yabancılar da geliyor diyorsunuz ya, nereli mesela, hangi ülkeden geliyorlar buraya? Mesela şöyle diyeyim, Avrupa'da hani Iğdırlı olup da Avrupa'da yaşayanlar da geliyor. Onların dışında şimdi sınır... İran'dan gelenler var, evet. Bakü'den, Nahçıvan'dan gelenler var, Gürcistan'dan gelenler var. Yani namını duyan hemen hemen bütün ülkelerden gelenler var. Mesela yurdumuzun başka yerlerinde böyle Vali Yolu denildiği zaman var mı Iğdır'ın dışında böyle bir cadde? Hayır, sadece burada. Iğdır'a özel. Evet, Iğdır'a özel. Bir tek burası. Başka. Kaç yıldır böyle? Hemen hemen 10-15 yıldır böyle. Son zamanlarda daha popüler olmaya başladı. Peki bu Vali Yolu gündüzleri saat 6'ya kadar galiba açık, trafiğe açık. Trafiğe 6'ya kadar açık. 6'dan sonra, o da yaz dönemi, kışın serbest trafiğe. Yaz dönemi 6'da kapanıyor, gece 1'de açılıyor. Peki tamamen kapatılma şeyi var mı? Tamamen kapatılma lüksü yok, çünkü hani bu yolu kullanan... Çok popüler burası ya. Popüler, evet öyle de, ama şimdi gündüz vakti hani burayı kullanan araçlar da var. Araç sayısı fazla olduğu için trafik de sıkışıyor burası. Neler satıyorsunuz Aykut kardeş? Şimdi hocam menümüzü göstermek isterim isterseniz. Ezberinde yok mu? Ezberimde var. Kek tarlası var, mantar tarlası tavuk var. Tavuk üzerine değil mi? Tavuk üzerine. Ben bugün köfte yedim, köfte ikram. İnegül köftemiz de var, güzel. Yediniz zaten. Sanırım franchise bu. Franchise, evet doğrudur. Menüde köfte de mi var? Menüde yani köfte de var. Ha. Yani istek üzerine. Kırmızı et isteyen, tavuk et isteyen. Özellikle tavuk eti. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Daha yeni ben başladım. Hemen hemen bir iki ay oldu. Allah muvaffak etsin kardeşim. Tabii dükkan vardı. Ben daha yeni dahil oldum. Yeni ortak oldum. Hem de müdürlüğünü yapıyorum. Hemen hemen iki ay oldu işte. Daha önce yaptınız mı böyle bir iş? Daha önce bir kafem vardı. Kafe tarzı. Nerede? Gene burada mı? Az ileride Nevzade vardı. Orayı devrettim. Ondan sonra bir iki yıl ara verdikten sonra böyle bir işe girdim. Sizde tam esnaf tipi var zaten. Teşekkür ederim abi, sağ olasın. Dün ortağın neydi, Ali miydi? Ali Bey'di, Ali Aydın. Tam bürokrasi tipi var. Ha, o yüksek mühendis, makine yüksek mühendisi. Ama mükemmel bir insan gerçekten. Aykut kardeş, bizler Avrupa'da yaşıyoruz, Belçika'da. Yılda bir defa geliyoruz. Belçika'da, Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da bütün ülkeyi geziyorum. Programlar yapıyorum. Böyle popüler bir cadde yok. Yani şu anda saat kaç? Yerel saatlerimiz kaç? Şu an saat 22:45. Gece 12:30-1'e kadar böyle canlı. Peki, o saate kadar mutlaka yemek yemeye gelenler var. Vardı tabii ki, biz açacağız.
1'e 2'ye kadar açığız yani. Müşterimizin güzelliği işte. Tabii müşteri de buna göre. Belçika'da böyle bir caddede bir tane vardır. Bir tane. Belli bir saatte kapanır. 6 ya da 8'de oldu mu kapanır. Burası bir cennet kardeşim ya. Teşekkür ederim Selman abi. Iğdırlı olup da gurbette yaşayanların ikinci mekanı. Her zaman burada başımız gözümüzde yerler var. Buyursun gelsinler. Peki bizi izleyen gurbetteki kardeşlerimiz, sesimizi duyan kardeşlerimize var mı özel tavsiyeleriniz, selamlarınız? Hepsine çok çok selamlar. Ne zaman gelseler başımız gözümüzde yerler var. Buyursunlar gelsinler. Onlar bizim başımızın tacıdır. Peki çok teşekkür ederim. Rabbim çarşınızı pazar etsin. Amin inşallah. Ben teşekkür ederim. Allah muvaffak etsin. Teşekkür ederim. Geldiğin için de sen de sağ ol. Güler yüzünüzü bırakmayın sen. İnşallah inşallah yok. Evet, oh. Sağ olun. Allah razı olsun. Değerli izleyenlerimiz, Iğdır Bali yolundaki çekimlerimize devam ediyoruz. Lütfen bizi izlemeye devam edin.